Merhaba hocam, nasılsınız? Var ol, çok teşekkürler. İlk defa bir konuğun arkasındaki kitap sayısı benden daha fazla görünüyor. Tırt oldum. Paylaşabilirim hocam, benim kütüphanem herkese açık. İyi, hadi. Arkamızı yasladığımız şey kitaplarımız. Bütün varlığımız zaten şu an... Ne olur anlat, sen özel birisin. Çok şey öğretiyorsun gittiğim yerlerde. Özellikle ne anlatabilirsin, neler söyleyebilirsin? Önce seninle başlayalım. Çok teşekkür ederim hocam. Bir kere benim için sizinle bu söyleşiyi gerçekleştirmek çok büyük bir mutluluk, aynı zamanda çok büyük bir gurur. Açıkçası bu sohbet davetiniz geldiğinde şöyle bir geçmişe gittim ve sizinle ilk tanıştığım an. Hatta bununla ilgili hazırlığımı da yaptım. Kitabınızı imzalamışsınız bana. Tarihi hemen söyleyeceğim. Sevgili Ece'ye dostlukla yazarak 26 Eylül 2009 tarihi. Tabii ki sizinle tanıştığım, kitaplarınız aracılığıyla tanıştığım zaman çok eski. Fakat sizinle ilk buluştuğum İzgörün Akademi Eğitmen Uzmanlık Programı ve sonrasında sizinle yaptığım o ufacık sohbet, benim hayatımı değiştiren bir sohbet oldu açıkçası. Bu kitap benim gönlümde çok özel bir yere sahip. Her zaman başucumda durur. Sizin imzaladığınız ve sizinle o ilk tanıştığım ana götürür her zaman beni. İyi ki varsınız. Ben öncelikle sevmiyorsunuz, farkındayım, bunu biliyorum. Bu övgüleri duymaktan hoşlanmadığınızın farkındayım ama mutlaka söylemem gerekiyor. Bunu paylaşmak, aynı zamanda bu ortamı paylaşmak çok kıymetli benim için. O yüzden iyi ki varsınız, iyi ki buluştuk. İyi ki böyle bir dijital platformda da buluşma imkanımız oldu sizinle. Neler yaptım? Aslında bir Adanalıyım sizin deyiminizle ama burada açıkçası bir açıklık getirmek isterim ben bu duruma. Yarı Adanalıyım aslında. Hep bir Adanalı gezgin hala. Yani İzgörün Akademi'de üç kelime Ece için bu. Annem Adanalı, rahmetli babam benim Mersinli, hatta Tarsuslu. Çok köklü bir geçmişe sahip olan, birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış olan bir eski bir şehir fakat şu anda bir ilçe olan Tarsus'ta doğdum, büyüdüm ve gurur duyuyorum açıkçası bununla. Hayattaki en büyük şansın iyi bir öğretmene rastlamış olmak olduğunu düşünüyorum ki sizin de özellikle masallarda bir peri çıkar karşınıza, gerçek hayatta öğretmen. Benim ilk öğretmenlerim, asıl mesleği de öğretmenlik olan annem ve babam. Çok keyifli, çok güzel bir çocukluk geçirdim. Olumsuz şeyler de yaşadım. Çocukluk travmalarına da sahibim ama benim için en güzel şey eğitim ortamında büyümüş olmak. Daha sonrasında biraz böyle erken başladım aslında okul hayatıma. 3 yaşındayken bırakacak bir yer olmadığı için annemin öğretmenlik yaptığı okulun anaokulunda, yani o zamanki 6 yaş grubu, çocuklarla birlikte, arkadaşlarımla birlikte okula başladım. Tabii ki çok kolay değil. Arada 3 yaşlık bir çok ciddi bir fark var. Yine de benim için çok büyük bir keyifti. Yani okulda büyüdüm diyebilirim açıkçası. O dönem okuma yazma seferberliğinin olduğu dönem. Dolayısıyla annem de o dönemde öğretmenlik yapıyor. Akşama kadar çocuklarla, günün belirli bir saatinden sonra, hatırladığım kadarıyla akşam 5'ten sonra, okul paydosundan sonra da yaşlı teyzeler ve imkanı olup da okula gidememiş olan insanlara öğretmenlik yapıyor. Ben de arkada oturup resim çiziyorum sürekli bir şekilde. Ve benim için aslında bir taraftan resim çizmek, çok da başarılı değilimdir bu arada resimde. Kafadan bacaklı, bütün okulun öğretmenlerinin kafadan bacaklı resimlerini çiziyorum. Bir taraftan da bir kulağımda annem de. Dolayısıyla 4,5 yaşlarındayken okuma yazmayı öğrendim. Ve sıkılmaya başladım elbette ki. Çünkü bir şeyler okumak istiyorum, artık okula devam ediyorum. Ve anaokuluna başladım mecburen. 3 yaşındayken başladım, o süreçte okuma yazmayı öğrendim. İlk öğretmenim, anaokulu öğretmenim, annemden ve babamdan sonra Melih Atansal. Kendisi dünyalar tatlısı, gerçekten sizin söylediğiniz gibi bir peri. Çok güzel bir hanımefendi ve çok zarif bir hanımefendi. Ondan çok şey öğrendim, çok örnek aldım. Bir duamız vardı böyle okulda, beslenme saati olurdu. İşte yemeğime başlamadan diye başlayan. Sonrasında akıl, sıhhat, zenginliği, iyi huylar. Benim hayatımda çok özel bir yere sahip akıl ve sıhhat zenginliği.
kendimi çok kötü hissettiğim zamanlar oldu. Gerek iş hayatı, gerek aile hayatı, yaşadığımız zorluklar, gerek sosyal hayatta. Akıl sıhhat zenginliği. Hep dönüp dönüp buna baktım. Sıhhat zenginliği derken tabii ki psikolojik sağlıktan da bahsediyorum. O yüzden akıl sıhhat zenginliği ve tabii ki iyi huylar. Hayat sonradan anlaşılıyor. Hani ileriye doğru yaşıyoruz ama geriye doğru anlıyoruz hayatı. Burada iyi huylar aslında hayattaki değerlerimiz, o değerlere ne kadar sahip çıktığımız. Benim hayatımın bütününe baktığınızda her zaman için akıl ve sıhhat zenginliğim varsa benim için tamamdır diyerek hayata devam ettim. Öyle çok büyük hırslar olmadı. Hani başarı evet çok önemli. Fakat bu başarının da başarıya ulaşmak için neler yapmam gerektiğini de farkında olarak devam ettim hayata. Sonrasında tabii ki ilkokul ve yine erken başladım. 5,5 yaşındayken başladım. O dönemde öğretmenliğinin artık emeklilik dönemi gelmiş sonlarında olan bir öğretmenimle buluştuk. İlkokul 1 öyle böyle geçti ama ilkokul 2'de sıkılmaya başladım. Çünkü evde sürekli bir aile ortamında sürekli bir eğitim ortamı var. Birçok şey okuyorum, birçok şey biliyorum. İkinci sınıfta böyle bir bocalama, bir sıkılma. Belki bu yayını izleyen birçok kişi de benzer şeyleri yaşamış olabilir. O dönemde öğretmenim bana müthiş bir fırsat koydu ortaya. Bilinçli ya da bilinçsiz bilmiyorum ama iki tane sınıfımızda ikinci sınıfa geçmek durumunda kalmış. Artık hani okuma yazmayı öğrenemediği halde ya bu çocuklar artık büyüdü ikinci sınıfa alalım hani sonradan tamamlarız diyerek başlayan bir süreç var. Öğretmenim dedi ki Ece ben o zaman miniciyim. Düşünseniz hani sınıfta 8 yaş da çocuklar var. Ben böyle ufacık tefecik bir çocuğum o zaman. İki tane arkadaşa sen bu hece kitabından heceleri çalıştırır mısın dedi. Ve o gün benim hayatıma çok özel bir gündü. Öğretmenim bana aslında eğitmenlik için, insanlara bir şeyler öğretmenin keyfini anlayabilmem için bir fırsat oluşturmuştu. İki arkadaşıma ben o hece kitabından hecelemeyi öğrettim. Sonradan okuma yazmayı öğrendiler ikinci sınıfta. Burada elbette ki öğretmenimin katkısı çok büyük ama ben orada o evde yapmaları gereken pratiği orada sınıfta bir köşede ben kendi çapımda bir şeyler öğretiyorum, anlatmaya çalışıyorum arkadaşlarıma. Aslında yolculuk böyle başladı hocam. Benim için çok kıymetli, Meliha öğretmenim çok kıymetli. Bana ailemden sonra elbette ki akıl sıhhat zenginliği ve iyi huyların her gün tekrarladığımız o duanın bütün hayatıma etkisini ben şu anda fark edebiliyorum. Ellerinden öpüyorum. Hatta bu yayını izlemesini de rica edeceğim. Kendisini çok sevgiyle anıyorum. Nezaketin ne kadar önemli olduğunu, aslında insanları olumlu yönde etkileyebilmek için nezaketin, güzel kelimeler kullanmanın, zarafetin aslında vücut bulmuş haliydi kendisi. Bana çok şey kattı. O yüzden çok mutluyum böyle bir öğretmene rastlamış olmaktan dolayı. Sonrasında hayat tabii ki bambaşka devam ediyor. Farklı öğretmenler, çok kıymetli öğretmenler. Bir taraftan da şunu söylemeden geçemeyeceğim. Elbette ki hepimizin hayatına çok kıymetli öğretmenler girdi. Biz ne kadar onları değerlendirdik? Biz ne kadar o dersin bize olan faydasını fark ettik. Hayatımıza aldık o bilgileri. Hani yapmadan, uygulamadan her şey anlamsız. O yüzden de benim için önemli olan özellikle öğretmenin verdiği bilgiyi hayatta uygulamak. Çünkü bilgi eylem olmadan hiçbir anlam ifade etmiyor. O yüzden de öğrendiğim her bilgiyi, karşılaştığım her insandan aldığım bilgiyi, öneriyi kendi hayatımda nasıl uygularım diye düşünerek hareket ettim ben bu hayatta. Başarı var mı ortada? Yani o konuda bilmiyorum. Evet, birçok şey başardığımı düşünüyorum. Çevreden de bunları alıyorum ama benim başarım değil aslında. Benim çevremdeki insanların beni büyütmesiyle oldu. Ne olduysa hayatta. Benim açıkçası görüşüm bu. Ben başladım kendimi anlatmaya. Böyle bir gittik bir ama hocam kusura bakmayın çok güzel bir yerden açtınız kapıyı o yüzden ben de devam etmek istedim.
Benim öğrendiğim bu anlattıklarından bir 5,5 yaşında bir çocuğa sorumluluk vermenin onu ne kadar ileri götürebileceği. Yani şimdi dinlerken onu düşündüm. Herhalde ilkokul öğretmeni olsa sınıfın yarısının diğer yarısına bu alanda ne biliyorsa öğretmesini, asıl sınıftaki kim ne biliyorsa diğerlerine öğretmesini sağlamak. Belki de müfredatta eğitimde çocukları haftanın bir gününü, haftanın ya da iki saatini en iyi bildiğiniz şeyi bir arkadaşınıza öğretimle geçirmek, ülkedeki bütün çocuklara sorumluluk vermeye getiriyor. Yani müfredatta böyle somut bilgi yüklemeleri yerine çocuklara ne inisiyatif verir ve çocuklar yeteneklerini nasıl geliştirirler, nasıl eskizlik ilgisine sahip olurlar, onunla ilgili sağlamak lazım. Bir de sen başta kendini tanıttın, Adanalısın ve operaya gidiyorsun. Benim bildiğim hani Adana'ya gidiyorsun. Adana ve operaya gidiyor şeklinde. Adana benim için hep özel bir yer oldu. Ayrı bir, yani karşılıklı ayrı bir sevgimiz var Adana'yla. Ayrı bir yer benim. Her yeri böyle büyüyle dolu. Bir giriyorsun, çok ilginç şeylerle karşılaşıyorsun. En çok da lokantalarla, çok çok güzel. Peki Ece, şimdi insanlara başarıyla ilgili ne anlatabilirsin? Ne örnekler verirsin? En çok o örnekler, somut örnekler etkiliyor insanları. Geçenlerde bir araştırmada Türkiye'deki gençlerin %70'inin torpilin liyakattan daha önemli olduğunu düşündüğünü ortaya çıkarmışlar. Doğru değil, ben o bölümlerine girmeyeceğim ama insanlar torpilsiz bir şey olmaz duygusuna çok katılmış durumdalar. Nasıl örnekler var olabileceğiyle ilgili? Yani kimse şu doğrudur bu doğrudur ama ne anlatırsın, ne örnekler verirsin? Seni büyüleyen ne örnekler var? Çok teşekkür ederim hocam. Beni büyüleyen çok hayatını okuduğumda çok çok etkilendiğim birçok insan var ama özellikle ben Profesör Doktor Aziz Sancar'dan çok etkileniyorum. Kendisi bir biyokimyager. Mardin'in bir ilçesinde, bir köyünde hayata başlayıp, hani çok çocuklu bir ailede başlayıp, aynı zamanda o köyden daha sonrasında Nobel'e uzanan bir öykü. Torpil mi? Orta halli bir çiftçi ailesinin çocuğu olup, okuma yazma bilmeyen bir anneye sahip olup ve oradan büyük, çok büyük başarılar ve gururumuzu gerçekten, hani ben çok gurur duyuyorum Aziz Hoca'yla. Umarım kendisiyle bir gün karşılaşma imkanım olur. Öyle bir yolculuk ki kitabında, Nobel'in Öyküsü kitabında 41. sayfasında annesiyle ilgili yazdığı bir bölüm var. Kitabını edinmesini bu yayını izleyenlerin ve okumasını kesinlikle tavsiye ederim. O kadar çok olumsuzluklarla karşılaşmış ki ben Aziz Sancar'ın hayatını okuduğumda şunu fark ettim. Evet, etrafındaki insanların olumsuz düşüncelerine ya da yaptıkları olumsuz şeylere rağmen, her şeye rağmen hayata dört elle, inandığı şeye dört elle sarılarak devam etmiş. Amerika'da devam eden bir hayat ve tabii ki hani kültürel farklılıkların olduğu bir hayat, sürekli olarak buna maruz kalma, olumsuz şeylere maruz kalmasına rağmen inandığı şey tamamıyla bilim, bilime inanarak ve bununla ilgili gecesini gündüzüne katarak çalışmak. Yani ben açıkçası başarı, eğer şöyle bir etrafımdaki insanlara bakıyorum, sürdürülebilir başarı, yani bir günlük başarı bir anlam ifade etmiyor. Yani sesiniz güzel olur, çıkarsınız, şarkı söylersiniz, dans edersiniz. İşte o başarı mıdır? Evet, biraz yetenek de giriyor elbette işin içerisine ama özellikle okuduğum kitaplardan, dinlediğim söyleşilerden şunu fark ettim. Yetenek bir yere kadar, çalışmadan o yetenek de körelip gidebiliyor. Dolayısıyla eğer bir konuda yeteneğiniz varsa siz biraz daha avantajlısınız ama o konuda yeteneğiniz yoksa çok fazla çalışarak, onunla ilgili emek vererek, alın teri dökerek birçok şeye ulaşabiliyorsunuz. Kitabında söylediği, hayatta tanıdığım en zeki insan annemdi diyor. Ne kadar kıymetli. Dolayısıyla gerçekten de bir insanın en büyük şansı iyi bir ailesinin olması, bir ailesinin olması. O yüzden Aziz Sancar benim için çok 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 önemli örneklerden bir tanesi. Tüm olumsuzluklara rağmen bilim yolunda, bilim ışığında yürüyen ve Türkiye'mizi de bu anlamda Nobel Kimya Ödülünü kazanarak gururlandırmış kişilerden bir tanesi. O yüzden hani somut örnek deyince aklıma ilk gelen Aziz Sancar. Elbette ki bilim dünyasından çok fazla insan var. Marie Curie, üniversite yıllarımdan, bu arada
Kimya okudum ben. Birinci lisansım kimya. Ankara Üniversitesi mezunuyum ve ilk adım attığım andan itibaren Ankara Üniversitesi koridorlarında dolaşırken Marie Curie'nin hayatını okuyarak aslında başladım ben kimya alanında çalışmaya. Sonra hayat bambaşka yerlere sürükledi ama kimya okumuş olmaktan, o bilgiyi almış olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Çünkü beni hayata bakış konusunda büyüttü, yetiştirdi. Dolayısıyla Marie Curie'de özellikle kadınların bilim dünyasında var olmadığı bir dönemde var olmuş. Bütün yasaklamalara rağmen ülke değiştirmiş, etnik kökene ve dini inancına rağmen birçok yerde ezilmesine, dışlanmasına rağmen. Yani aslında başarı dediğimiz şey olumsuz şeylere rağmen yapabilmek bir şeyleri. Orada insanın kendine olan inancı, değerleri, çabası giriyor devreye bana göre. Elbette ki birçok insan var verebileceğim örnek ama özellikle bilim dünyası bana çok şey söylüyor. Bu arada şunu da söylemek isterim. Çok yakın zamanda müthiş güzel bir şey yaptım kendim için. Çocukluğum Altın Bilgiler Ansiklopedisi. Hocam bilmiyorum hatırlıyor musunuz o ansiklopediyi böyle ne nedir, kim kimdir diye. Onunla geçti. Ve o kitabı, o ansiklopediyi her karıştırdığımda, kim kimdir özellikle her karıştırdığımda o kadar güzel insanlarla karşılaştım ki. Ve şu anda mesela Ufuk Tarhan'ın T İnsan kitabında da yer verdi. Hani aynı zamanda rahmetli Sakıp Sabancı'nın da bir şeyin her şeyini, her şeyin bir şeyini bileceksin. Dolayısıyla birden fazla disiplinden besleneceksin. Bence başarıda bunun da önemi çok fazla. Güldünüz operaya gidiyorum dediniz ama bir operaya giden bir Adanalı olduğumu söylediniz ama burada operaya gidiyor olmak, hani oradaki o sahne sanatının benim aynı zamanda iç dünyamı büyülediğini ve bana çok şey kattığını düşünüyorum. Hani çocukluğa dönecek olursak ilk başta cambaz olmak istedim. Bunu siz de ilk kez duyuyorsunuz ve şu anda bana çok böyle yani anlam veremedim. Şu anda yayını kesiyoruz. Oradan bir şeye bağlayacağım. Cambaz olmak istedim ama olmadı. Sonradan tiyatrocu olmak istedim ama cambaz olmak şöyle denge. İp cambaz olmak istedim. Bizim dönemimizde sirkler televizyonda gösterilirdi ve hani oradaki o işte o dengeye hayranlık duydum ve hayatımda hep bir denge olması için çaba gösterdim. Aslında cambazlığa devam ediyoruz bu hayatta. Hani olumsuz şeylerde yaşıyoruz, olumlu şeylerde yaşıyoruz. Aslında o dengeyi hani fiziki olarak cambazlık yapmıyor olsak da o dengeyi sağlamak için çaba gösteriyoruz bu hayatta. Olumsuz şeyler elbette ki yaşadık. Ben de yaşadım. Maddi, manevi, sosyal, özel birçok şey yaşadım. Fakat asıl bu hayattayım, akıl ve sıhhat zenginliğim varken ben bu dengeyi sağlamak durumundayım diyerek hayata devam etmek. Başarıyı getiren şeylerden bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Sonra tiyatrocu olmayı düşündüm hocam ve şu anda yaptığım işle çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Sahnede olmayı çok sevdim çünkü. Birilerine sahnede olmak ve birilerine sahneden bir şeyleri fark ettirmek için bir paylaşımda bulunmak. Bir şeyler öğretmek değil, eğitmenlik yapmak amacım. Hani insanların aklına bilgiyi sokmak değil. Bilakis benim yapmaya çalıştığım şey fark etmelerini sağlamak. Hani sizden de özellikle eğitici eğitiminde aldığımız bilgiler doğrultusunda insanlara ya hayatta güzel şeyler de var. Bak sen de başarabilirsin ama bunu yaparken de boş bir özgüven aşılamak değil kesinlikle. Özellikle emek vererek bir şeyleri ortaya koymalarını sağlamak. Burada yani kendi hayatımdan örnekler ve dünyadan ve ülkemizden çok kıymetli örnekleri paylaşarak bunu yapabilmek. O yüzden de hani başarı deyince benim aklıma hani torpil dediniz biraz önce. Benim aklıma ilk girdiğim iş görüşmesi geliyor. Ben kimyayı bitirdikten sonra hayatın kırılma noktası. Bunu çok fazla kişiyle paylaşmış değilim bu arada. Beni tanıyanlar da izleyecektir bu yayını. Dolayısıyla onlar da belki ilk kez duyuyor olacaklar. Üniversiteyi bitirdikten sonra
hani ne, hangi yola gideceğimle ilgili bir tereddüt içerisindeydim. Belki bu yayını izleyen genç arkadaşlarım için de aynı şey geçerlidir. Kendimi nerede mutlu hissediyorum? Bir taraftan tabii ki maddi kaygılar da var. Bir an önce hayata atılmak, para kazanma ihtiyacı içerisindeyim. Dolayısıyla akademisyen olarak devam etmek mi, yoksa bir an önce daha hızlı bir şekilde para kazanıp hayatımı devam ettireceğim bir yola mı gitmek? İkisi arasında kalmışken çok büyük bir fırsat çıktı karşıma. Hayatımın fırsatıydı diyebilirim açıkçası. Başvurduğum Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden olumlu yanıt aldım. Polimer kimyası üzerine yüksek lisans konusunda. O ara işte o hani o kırılma noktası hayatın. Ben çalışma hayatına atılmak istiyorum. Sonradan yüksek lisans yaparım diyerek devam ettim. Sonrasında pişman oldum. Ara ara pişman oldum. Ama dedim ki ya evet Ece seçtin. Geçmişte bir karar verdin. Bu kararı sen verdin. Onun sorumluluğunu almak zorundasın. Orada keşke böyle olmasaydı şöyle diye bir düşünceye saplanıp kalmadım. Sonrasında 12 senelik bir satış pazarlama alanına adım attım. İlk girdiğim iş görüşmesi çok çarpıcı. Benim için çok özel. Zaten ilk girdiğim görüşme ve kabul edildim açıkçası. Bunu övünmek için söylemiyorum. Hocam lütfen yanlış anlamayınız. Yanlış anlamasınlar. O güne kadar yaptığım... Ece övündü diye atladı. Evet, yani burada övünüyor deyip bunu çıkartabilirsiniz. Evet. İlk görüşme, ilaç sektöründe çalıştım ben 12 yıl boyunca. Yaptığım ilk görüşmede öncesinde bir form verdiler. Hiç hazırlıklı değildim aslında öyle bir form dolduracağıma. Referanslarınız kısmı var. Referanslarınız kısmını kimi yazsam diye düşünüyorum. Bir taraftan da zihnimden de şu geçiyor. Üniversitede hocam olmuş kişileri yazamam. Çünkü onlar benim akademik olarak devam etmemi istiyorlar. Referans almak için aradıklarında olumsuz referans verme ihtimalleri çok yüksek. Kimi yazayım? O esnada yanımda oturan bir hanımefendinin yazdıklarına şöyle bir gözüm kaydı. Çantasından bir kağıt çıkarmış ve o kağıtta işte ünvanlı, aynı zamanda tıp doktoru olan işte anabilim dalı başkanlarını yazıyor referans olarak. Düşündüm. Çocukluk arkadaşım, ortaokulu, liseyi birlikte okuduğum, aynı zamanda üniversitede aynı evi paylaştım. Ev arkadaşımı yazdım. Kendisi de bir İngilizce öğretmeni. O esnada öğretmenlik yapan birisi. Sonrasında kimi yazsam diye düşünürken bir başka arkadaşım geldi. O da satış işinde çalışmaya başlamıştı. Onun adını yazdım. Ve öylelikle girdim görüşmeye. Görüşme nasıldı? Fikir sordular bana. O dönemde işte depremlerle ilgili, Türkiye'de depremler olmuştu işte 98-99 yılları. Oradaki en yetkili kişi olsanız ne yapardınız? Eğer depremle ilgili Türkiye'de en yetkili kişi olsanız ne yapardınız diye bir soru geldi. O soruya... Bir an düşündüm ve sonrasında aklıma gelen şey bilgi satın almak, know-how yapmak, işte Japonlardan destek almak gibi öyle bir açılım yaptım. Bir taraftan hani okuduğum, o güne kadar okuduğum, edindiğim bilgiler doğrultusuna cevap vermeye çalıştım. Sonrasında kabul edildiğimi görünce dedim ki ya hani referanslarımı aramamışlar bile. Ne oldu da acaba beni seçtiler? Çünkü benim için çok kötü giden bir görüşmeydi. İşte hayat geçmişe dönüp baktığınızda hayat diyor ki ya bugüne kadar ektiğim birçok şey var, yaptığım birçok şey var, okuduğum kitaplar var. Her zaman arkamda okuduğum kitapların, zihnimde okuduğum kitapların o bilgisi, o işte beni büyütmesi doğrultusunda konuştum o görüşmede de. Bunu daha sonradan anlıyor insan. Sonrasında 12 sene geçti. Güzel günlerde oldu, çok kötü günlerde oldu. Hatta ilk 3 ay bırakmak istedim. Ben yüksek lisansı arka planda bıraktım ve bu işe başladım, keşke başlamasaydım diye düşünceler oluştu. Ve tabii ki bir kariyer planı kendime çizdim. Bu esnada tabii ki bana destek olacak hiç kimse yok etrafımda. Zaten etrafımdaki herkes neden bu işe başladın? Çok yakın çevrem neden bu işe başladın diye kızıyorlar bana. Orada sizinle tanışmam, sizin kitabınız aracılığıyla tanışmam,
sizinle öncelikle. Sonrasında kendime bir yol çizmem ve tanıştığım çok kıymetli hocalarımın beni yönlendirmesi, bende olanı fark ettirmesi ve bana inanması benim hayatıma çok büyük bir aslında yeni bir dönemin başlamasını sağladılar. Alexander Graham Bell'i hepimiz telefonun mucidi olarak biliriz ama çok sevdiğim bir sözü var. Bazen kapanmakta olan ya da kapalı olan kapılara o kadar uzun süre baka kalırız ki açık olan kapıları fark etmeyiz diyor. Ben bu sözü duyduktan sonra evet hani kapalı kapılara o kadar çok uzun süre bakıyorum ki dedim ve 12 yıllık sektörü bıraktım. 12 yıl emek verdiğim sektörü bıraktım. Elbette ki çok şey kazandırdı bana o sektör. Sonrasında herkese rağmen çevremde sen deli misin? Buradan emekli olacaksın. Niye böyle bir macera? Direkt olarak macera olduğunu düşündü herkes. Maceraya atılıyorsun. Yorumlarını bir tarafa bırakarak, hani yarı kulak dinleyerek inandığım şey doğrultusunda hareket etmeye çalıştım. Ve hani iyi ki dediğim, hayatımda iyi ki dediğim en önemli şeylerin başında geliyor aslında. Bu yolculuğa başlamak, yani var olanı keşfettiren sizlere ben bu anlamda çok teşekkür ediyorum hocam. Başarı deyince inandığı şey doğrultusunda ve iyi hissettiği şeyi yapması, bununla ilgili çokça çalışması, emek vermesi, hatta daha sonrasında ikinci lisans ve yüksek lisans yaptığım dönemde bu yaştan sonra çok duydum. Bu yaştan sonra neden yüksek lisans yapıyorsun? Bu yaştan sonra ne yapacaksın? Amacın ne? İşte oturduğun yerde. Cümlelerini çokça duydum. Belki bu yayını izleyen birçok insan bunu duyuyor. Ve tabii ki bizlerin o dönemde çok fazla imkanı da yok. Hani internet imkanı da yok. Şu anda çokça kaynağa hızlı bir şekilde ulaşabilmesi söz konusu kişilerin. Bu anlamda bence hani kendi insan, kendi yapabileceklerine, kendi yapmak istediklerine odaklanırsa ve en önemlisi buna emek verirse olmayacak hiçbir şey yok bu hayatta. Hala devam ediyorum, hala eğitimler alıyorum, hala kendimi geliştirmek için birçok şey yapıyorum. Yapmaya gayret gösteriyorum. Çünkü yaptığımız iş, hani senede hayatlarına dokunduğumuz binlerce insan var. Ne kadar çok şey bilirsem, ne kadar çok farkında olursam hayatın o kadar çok faydalı olacağımı düşünüyorum. O yüzden de dokunduğum hayatlardan parmak izlerim silinmesin istiyorum ve asıl amacım da zaten güzel parmak izi bırakmak insanların hayatında bildiklerim ve deneyimlediklerim doğrultusunda. Ece, böyle eklemek istediğin, ya şunu anlatmalıyım ben insanlara örnek olur dediğin var mı aklında bir şeyler? Belki şu da iyi örneklerimizde şeyler var mı? Elbette ki var. Birçok şey geliyor aklıma. Fakat beni çok etkileyen örneklerden bir tanesiydi. Yaptığım, gerçekleştirdiğim bir eğitim sonrasında bir hanımefendinin yanıma gelmesi. Çünkü bittikten sonra katılımcılarınızın teşekkür etmesi, size güzel şeyler söylemesi çok önemli ama kendi hayatlarından bir parçayı benimle paylaşmaları çok çok önemli. Bazen böyle özellikle seminerlerden sonra, çünkü seminerde giriyoruz ve 1,5 saatlik bir sürede bir arada oluyoruz katılımcılarımızla. O yüzden bittikten sonra bir bakıyorum sıra olmuş. O kadar güzel bir şey ki bu. Ben bittikten sonra özellikle transferin, işte farklı bir şehire gideceksem otobüsümün, uçağımın birazcık uzun süre olsun. Arada bir süre olsun ki insanlarla buluşabileyim istiyorum. Bir katılımcım geldi yanıma, bir hanımefendi geldi ve anlattığım şeylerden etkilendiğini söyledi ki hani benim için önemli olan elbette ki faydası. İki tane evladı olduğunu ve eşinin çok haksız bir şekilde bir işte maddi anlamda bir iş yeri sebebiyle maddi anlamda cezaevinde olduğunu söyledi. İki çocuğu olduğunu ve aslında o güne kadar hiç çalışmadığını, 40 yaşından sonra çalışmak zorunda kaldığını ve çocuklarını çok iyi yetiştirerek bu ülke için faydalı şeyler yapmak
yapmalarını istediğini söyledi. İlk başta çok utandığını çalışmaya başlamış olmaktan. Çünkü hani baktığınız zaman Anadolu'da çok kadın var. Hani evde ve çalışmıyor. Tamamıyla hani maddi anlamda eşine bağlı bir şekilde yaşıyor. Hayatını devam ettiriyor. Ben o çocuklar için ne yapabilirim hocam dedi. İnanın insan bazı durumlarda gözyaşlarını tutamıyor. O hanımefendinin o anlattığı şeyler, elbette birçok şey anlattı ama anlattığı şeyler benim yüreğime dokundu. Ve elektronik posta adresimi ve telefon numaramı paylaşırım eğitimlerimin sonrasında. O elektronik posta adresi, telefon numarasını paylaşırım. Ne olur arayın, ne olur bir şeyler yazın bana. Benim sizin çocuklarınız için yapabileceğim bir şey var mı? Diyerek ayrıldım. Ve hani kitaplar diyoruz, kütüphane diyoruz. Kütüphanem herkese açık, başlarken de söyledim. Birçok talep geliyor. Kendi imkanım doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Elbette Uğur Böceklerimiz var ki gurur duyuyoruz Uğur Böceklerimizle de. Uğur Böcekleri Derneğimiz aracılığıyla birçok çocuğun hayatına dokunuyoruz. Beni en çok etkileyen şey o çocukların hani okumak isteyip de olamamış, hani bilgiye ulaşmakta güçlük çeken insanlar. Bu insanlarla buluşmak, elbette ki evimize ekmek götürüyoruz yaptığımız çalışmalar doğrultusunda ama en kıymetlisi Uğur Böcekleri Derneği aracılığıyla yaptığımız gönüllü faaliyetler. Beş temel değerimizi anlattığımız, bu dünyada, bu ülkede insanlar için karşılık beklemeden bir şeyler yapan kişiler var. Bakın biz varız diyebilmek. Eğitim vakıflarına üyeliğim var aynı zamanda. Genç arkadaşlarımla buluşuyorum ama hocam siz söyleyince bir an zihnim direkt olarak Karaoklar Ekolojik Hayat Çiftliği'ne gitti. Çünkü oraya ilk giden eğitmen benim değil mi? Ben yanlış bilmiyorsam benim. Yani sizden sonra tabii. Hani. Hayır. İlk yani çalışma arkadaşlarının toplandığı çalışma senin. Evet. Oraya yapılan o dershanenin ilk eğitmeni olarak gitmek benim için çok büyük bir gururdu. Unutamayacağım anılardan bir tanesi oldu. Hatta çok teşekkür ederim. Siz de seminerlerinizde yer veriyorsunuz. Hatta orada bir fotoğrafım var. Ben değilim orada. Çünkü açık hava dershanesindeyiz. Teyzelerimin, ablalarımın arasındayım. Üzerime... yanımda götürdüğüm her şeyi giymiş durumdayım. Biraz beklemediğim şekilde havanın soğuk olduğu bir gün. Orada hani bazı anlar vardır insanın hayatında çokça etkiler. Orada beni etkileyen çok özel bir an oldu. İş güvenliği eğitimi diyerek gittik. Oradan erkekleri çekiştirdiğimiz, aile içi ilişkilere devam eden, çünkü ablalarıma öyle bir şeylere de ihtiyacı vardı. Böyle sohbet ettiğimiz bir ortam. Şimdi izleyenlere hemen böyle bir ufak açıklama yapayım. Üstü kapalı açık hava dershanesindeyiz. 50 tane tarımda uğraşan, organik tarımla uğraşan ablamız var. Arkada dizilmiş böyle, inci gibi dizilmiş 5 tane beyefendi var, çiftlik çalışanı. Ve ablalar üşüyor elbette ki. Böyle birbirlerine sokulmuşlar. Ben de anlatıyorum, iş güvenliği anlatıyorum. Nelere dikkat etmeleri, özellikle kendilerini korumak için nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyorum. Hangi durumlarda, hangi sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini anlatıyorum. Böyle başladık. Sonradan hafiften bir yağmur yağmaya başladı. Rüzgar esmeye başladı ve dolu yağmaya başladı sonrasında. Ablalarımız tabii böyle gitgide birbirlerine sokuluyorlar. Ablalardan bir tanesi kızım dedi. Hani nasıl hitap edeceğini de bilmedi. Kızım dedi. Benim için çok tatlı bir ifadeydi. Kızım dedi. Bir aradayız. Birbirimize sarılıyoruz ve ısınabiliyoruz ama sen ayaktasın. Ya sen de otur ya da al şu yeleği, benim üstümdeki yeleği üstüne giy. Muhteşem bir andı. Muhteşem bir andı. Yani iyi ki eğitmenim dediğim anlardan bir tanesiydi ve müthiş derecede mutlu çıktım. Mutlu bitirdim ben o semineri. Hani insanlara hala bu ülkede güzel şeyler oluyor. Olumsuz şeyler elbette ki olabiliyor hayatınızda. Bu ülkede, bu dünyada güzel şeyler oluyor. Bakın bizler de varız. Destek olmak için varız.
demek çok kıymetli bana göre. Uğur Böcekleri Derneği ile bunu yapıyoruz. Aynı zamanda sizin de çok büyük bir katkınız var. Doğal ürünler, doğal tarım yönlendirmek gibi. O yüzden benim hani unutamadığım şeyler bunlar. Hani en somut örnek o güzel ablalarım, hepsiyle kucaklaştık. Sonrasında böyle odun sobasının başında harika bir kahvaltı yaptığımızı hatırlıyorum. Tabii hocam Adanalı olunca ister istemez bir yemek girecek. Harika böyle köy ekmekleriyle yaptığımız bir kahvaltı var. Tadı damağımdan gitmeyen. Müthiş bir şey bu. O yüzden de çok inanarak yaptığım bir işin işi layıkıyla devam ettirmek, ettirmeye çalışmak için. Bütün çabam bu yönde açıkçası. Sen o eğitimi verdiğinde Ece, bütün o bölgede zehir satılıyordu. Ağaçlar atılan zehirler satılıyordu ve bir tane organik tarım yapan yoktu kaç yıl önce. Şu an 330 tane çiftçi orada organik tarım yapıyor. Bunlar ilmek ilmek büyüyecektir. Yani hiç kimsenin ummadığı şekilde büyüyecektir. Ama işte o çabalar oldu. Yani o küçük çaba, sonra bir başkasının küçük çabası. Küçük küçük bir araya geliyor. Ve geçen gün Karaoklar Ekoloji'nin şirket toplantısı vardı. Kar zarardan çok ne konuşuldu biliyor musun? İşte bilmem ne köyünde Mehmet var. Örücüler köyünde TÜBİTAK'la yaptığımız projeye gelen Ramazan var. Çok akıllı. İşte şu var, bu çocuk bana var. Şimdi o çocuklara bir dönüm bir arazi vermeyi planlıyoruz. Ve o çocuklara orada bir sanal şirket kurup o çocukları, o şirketi bizim bünyemize işletmelerini sağlamayı düşünüyoruz. Yani küçük bir şirket ama bizim ilçelerimizde çalışacaklar. 10-15 tane akıllı, buna gönlünü koyacak çocuğa. Ağaçların geliri onları olacak. Kendileri ürünleri mamuleye çevirecekler. Şeyden şikayet ediyoruz. Zeytinyağını biz yapıyoruz, İspanyollar şişiriyor, bize satıyor. Peki sen çocuğa ne öğretiyorsun? 15 yaşın akıllı çocuğa arazi verip, ağaç verip orada işletmeleri, mamule çevirmeleri, marka yaratmalarını öğretirsek o çocuklar bunu yapmayı öğrendiklerinde okulda alamadıkları eğitimler biraz birini gider kendi işini orada kurar. Şimdi planımız o. Yani bunları böyle bir ekonomik kriz bilmem ne bir şey bunu konuşursan o zaman ayakta kalıyorsun. Birbirine bağlı kalıyorsun diye düşünüyorum. Ece 40 dakikada sürüyor söyleyişi ve bütüne baktığında ben çok not aldım. Söylediğin kitaplar, o fotoğraf, onlar hep böyle çıkacak sen anlatırken. Örnek verdiğin Ufuk Tanrı'nın kitabı, Aziz Sancar'ın kitabı. Aziz Sancar Amerika'da bir Amerikalı'yla tanıştığında diyor ki karşıdaki, gece yarısı ekspresini seyrettim. Siz Türkler diyor, filmi gördüm, faşistsiniz diyor. Aziz Sancar diyor ki, o bir filmdi diyor. Ben Hiroşima ve Nagasaki'yi gördüm. O gerçekti diyor. Şimdi bu cevabı vermek için kitap kapağı açmak lazım. Öteki türlü yumruklaşırsın, yuvarlanırsın. Oysa hani kitapların içinde melekler vardı dediğim o. Bu ülkenin gençlerin kitaplara ulaşması lazım. Arkada Doğan Cüceloğlu'nun Savaşçı kitabını gördüm. Harikulade bir şey. Bunlar ülkeyi ayakta tutan insanlar. O kitapları insanlara ulaştırmak lazım. Çiftliğe gene kütüphane kuruyoruz şimdi. İnsanların gelip kitap okuyabilecekler. Ve bütüne baktığında mesela Alexander Graham benim sözümü duymamıştım. Çok değerli bir söz. Açık kapılara odaklanmak gerektiğiyle ilgili. Sen de opera bölümünde çok duydunuz hocam diye. Opera bölümüne gülmedim. Adana'da operaya güldüm. Yani onu özellikle. Ki Adana'da da herkes güler yani. Onlar üniversitede din tarihi okuyorlar. Dört arkadaş İlk defa operaya gidiyorlar, Anadolu'dan gelmişler. Üçümüz diyor seyrediyoruz ama diyor Ahmet var Adana'da, o uyuyor bayağı bildiği. Kadın bir yerde böyle vaa diye girince Ahmet amca ne oluyor diye ayak. Yapmış bütün diyor kadın sahnede diyor. Yani Adana'da bir opera yaparsan onun tepki ne oluyor lan şeklinde oluyor. Ece, yaşında başladın hece öğretmeye. Hala devam ediyor. Tamam mı? Bu harika bir şey ve çok güzel şeyler öğretiyorsun. Bir Tekirdağ'da adın Hece olsa biliyorsun Ece. hepimiz Hece öğretmeye devam edersek ülke daha iyi olur. Çok gittiğin her yerden her zaman o kadar ülkeler geliyor ki Ece öğretmenle tanıştık, bize bunu öğretti bunu. Külay'ın yaptığı gibi hepimiz inşallah bütün ekip, yani tek tek isimleri saymak
o kadar zor, o kadar değerliler ki karşılıksız neler yaptığımızı biliyorum. İnşallah hep beraber omuzumuza böyle bir ülkede devam ettiririz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Bugüne gelmemi sağlayan özellikle bu anlamda sizler beni yüreklendirdiniz. Eğitmenlik konusunda özellikle. Yoksa ben bazı kapılara hala bakmaya devam edecektim çalıştığım sektörde. Ben burada adını anmadan geçemeyeceğim. Benim gönlümde çok çok özel yere sahip olan İzgörün Akademi eğitmenlerim, hocalarım var. Başta siz olmak üzere genel müdürümüz sevgili Umut Hocam, Umut Sağ. Bunun yanı sıra Selin Hocam bir dönemde birlikteydik eğitimlerde, eğitmen uzmanlık programında ve hayatımda çok çok özel yere sahip olan sevgili Bülent Hocam, rahmetli Bülent Yerlikaya. Benim eğer şu anda birçok insana bir şeyler öğretme, bir şeyleri fark ettirmeyle ilgili yolculuğumda Bülent Hoca'nın çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana bir sözü vardı henüz ben kapalı kapılara bakmaya devam ederken. Dedi ki Ececiğim seninle bir gün bu sahnede, bu eğitim sahnesinde birlikte bir şeyler yapmak istiyorum demişti. Nur içinde yatsın. Melekler için Şeytan Tüyü kitabı. Bu arada hani kitap okumak, kitapların içerisinde melekler vardır buna kesinlikle inanıyorum. İçinde Bülent Hocam'ın olduğu Melekler İçin Şeytan Tüyü kitabı, aynı zamanda benim ve ufacık bir katkıda bulunduğum, yazımla katkıda bulunduğum kitap hep yanımdadır. Birkaç tane bir yıl alırım yanıma eğitimlerime giderken hem Bülent Hocam'ın anısını yaşatmak, hem kişilere kitap okuma farkındalığını oluşturmak veya artırmak için katılımcılarıma hediye ederim. Bazen yolda gördüğüm birine de hediye edebiliyorum. Bazen bilinçli bir şekilde uçakta unutuyorum. İnsanların eline geçsin. Çünkü okumayacak olan almıyor ama okuyacak olan gerçekten ilgileniyor ve alıyor. Bir şekilde kişilerin yüreğine dokunmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bülent Hocam da böylece almış olalım. İşte Bülent'in özelliği şuydu. Bülent sınıfta öğretmiyordu. Her yerde öğretiyordu. Yani bir taksiye bindiğinde de öğretiyordu. Başka yerde de öğretiyordu. Yani bu ülkedeki aslında varlık dediğimiz o. Ve geçmişte çok saygıyla andığımız bütün öğretmenlerin ortak özelliği bulunduğu köye bir şey katmış. Her yere bir şey katma çabası göstermiş. Bu masallarda bir peri çıkar karşısında gerçek hayatta öğretmen kitabını yazdıktan sonra çok mektupla hikaye gelmeye başladı. Bir tanesi diyor ki Anadolu'da bizim bir köyümüz var diyor. Birçok öğretmen geldi geçti, hiçbirini hatırlamıyoruz ama bir Ahmet öğretmen diyor. Önce diyor köyü okulu boyadı. Ardından diyor bahçeyi yaptı diyor. Sonra bahçeyi diyor köylülerle beraber büyüttü. Oraya diyor bitkiler, sebzeler, ağaçlar bitti diyor. Bizim köye o kadar öğretmen geldi, geçti, hiçbirini kimse hatırlamaz. Ahmet öğretmeni bütün köyü hatırlıyor. Sınıfta ne halt öğrettiğini hiç de anlamıyor. Yani onu zaten öğreteceksin, maaş alıyorsun. Arkadaş sen okulun bahçesine bir şey ekiyor musun? Ve onu da bir çocukla beraber ekiyor musun? Bütün konu bu. Konu bu. Bunun farkında olan adamlar zaten açık kapılara bakıyor diye düşünüyorum. O yüzden Bülent burnumuzun direği sızlıyor. Fakat kitaptan şey de hediye edelim. Adana'da seninle gittiğimiz bir kitapçının otopark görevlisi var. Kemal. Aman evet. Arabaya dikkat edin. Bilik olmaz. Hocam sizi çok özledim bu arada. Bekliyor bizi. Hani gideriz. Dünya iyileşsin. İlk işimiz oralara gitmek olsun. Ece iyi ki bu kurumun içindesin. Yani bu kurum güvenle ayakta kalan. Ben bu kurumun güvenini karakteriyle oluşturan en önemli insanlardan birisin. Çok sağ ol. Böyle için çok sağ ol. Ben not aldım. Eminim çok insan dinlerken not alır. Çok teşekkür ederim hocam. Sevgiler. Tamam.